Sisi geldiğinde ve Suriye'yle adım atılacağı zaman Türkiye'de klasik bir şey var değil mi? Mesela AK Parti politikası eleştiriliyor. Eleştirilen haklı. Çünkü o politikanın büyük bir kısmında özellikle Suriye meselesinde haklılar. Ama şunu görmek gerekiyor. Yani Türkiye adım attığında Mısır adımı o da atıyor. Suriye'de atmak durumunda kalıyor. Yani bu tek taraflı iş değil artık. Senin söylediğin soruya geliyor. Çünkü bölgenin şekillenmesi bambaşka bir noktaya geldiği için herkes yeniden bir pozisyon alma derdine girdi. Hatırla, ilk bu 7 Ekim'den önce biz bölgede neyi konuşuyorduk? İbrahim Anlaşmaları konuşuyorduk. İbrahim Anlaşmaları'nın özelliği neydi? İsrail'e bölge ülkelerinin normalleşmesi ve doğalgaz kaynaklarının Avrupa'ya taşınması üzerinde bir ittifakın sağlanabilmesiydi. Ve İran, Hamas bu projeyi tamamıyla baltaladı ve bu projeyi şu an konuşmuyoruz ama er ya da geç konuşacağız. En son Suud çok açık net dedi ki kardeşim Filistin devleti kurulmadan ben seninle şey yapamam çünkü bu üzerinde baskı olur. Şimdi Lübnan'a geldiğimizde Lübnan'la ilgili ben zaman zaman bu programlara... Bir harita yok mu ya? Var var hocam hazırladılar. Var. Tamam. Verirler. Şimdi biraz evvel verdiler ama yine verirler. Burada bu programda söylediğimde çoğu insan 7 Ekim'de de böyleydi. Ya işte sonra seninkiler çıkıyor sen nereden bilgi alıyorsun dediklerinde ben diyorum ki arkadaşlar ben çok öyle Orta Doğu okumalarını falan çok yapan yerine giden bir insanım ama benim elimde bir kılavuz var. Hep anlatıyorum. Şimdi İsrail'in milli güvenlik politikası var. Şimdi İsrail'in milli güvenlik politikasını ben burada defalarca 7 Ekim'de de anlattım. Ya o milli politikada diyor ki zaten Lübnan'ın 5'e bölünmesi 82 yılında kararlaştırılmış. Şimdi insanlar şunu söyleyebilir. Ya bu komploları geç. Hayır. 82 yılındaki İsrail, Irak'ın 3'e bölünmesi, Suriye'nin 4'e bölünmesi, Sina Yarımadası'nın istikrarsızlaşması ve Lübnan'ın 5'e bölünmesi meselesini net olarak ifade etmişti. Sadece zaman kovalıyordu. Şimdi burada Lübnan meselesinde tabii biz birçok genç arkadaş hatırlamayabilir ama 78'den itibaren özellikle 82 İsrail'in Lübnan işgali meselesi, Sabra Şatila katliamları, Beyrut'un işgal meselesi, mesela Hizbullah'ın doğuşu. Ben siyaset bilimci arkadaşları gerçekten hayret ediyorum. Ya diyorum ki Hizbullah Lübnan'da ne zaman doğdu? Böyle bakıyorlar. Hizbullah'ın Lübnan'da doğuşunu sağlayan İsrail'di zaten. Yani İsrail'in işgalidir. Ve şu an esasında o işgalle birlikte orada bir devletsizlik, orada bir otorite boşluğu oluşunca bunu doldurmaya başladılar. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Lübnan'ın birçok arkadaş gidiyor. Çok affedersin. Şehirleri gösteren harita yok galiba değil mi? Yok. İsim bu, olarak ben gösterdim. Bilmiyorum. Şey, sadece bu nehir önemli olduğu için nehiri şey yaptılar. Şimdi önce oraya gelmeden bir şey söyleyeyim. Şimdi Lübnan'ı hemen kısa söyleyeyim. Şimdi bakın Maruni var. Dürzi var. Sünni var. Şii var. Hristiyanların diğer kolları var. Bir kısım Rum var. Çok az da Yahudi. Çok az. Şimdi niye bunları ifade ediyorum? Fransızlar orada öyle bir sistem kurdular ki o sistem zaten Lübnan'ın ipini çeken bir sistem. Niye? Cumhurbaşkanı olacaksan Hristiyan değil, Maruni olmak zorundasın. Yani Katolik olman, Ortodoks olman senin Lübnan'da Hristiyan olarak devlet başkanı önü olmana engel. Senin Maruni olman gerekiyor. Birincisi. İki, sen meclis başkanı olacaksan Şii olmak zorundasın. Şu an meclis başkanı Beri 32 yıldır Lübnan'da meclis başkanı. 32 yıldır. Başbakan olacaksan Sünni olacaksın. Şimdi Cumhurbaşkanı seçemiyorlar. Başbakan işlevsiz ve doğal olarak da şimdi ciddi anlamda bir otorite boşluğu var. Şimdi İsrail 7 Ekim saldırıları sonrasında Lübnan'la ilgili ne diyordu? Biz burada sükuneti sağlayacak bir adım istiyoruz. Bu adımla birlikte özellikle Birleşmiş Milletler karar var biliyorsun. Orada barış gücü var. 2006 sonrası. İsrail diyor ki bu bölgede benim bir tampon bölge kurmam gerekiyor. Hizbullah diyor ki hayır sen buraları işgal ediyorsun. Şebat çiftlikleri ve şeydeki Birleşmiş Milletler kararına uymuyorsun. Dolayısıyla sen buradasın. Lübnan hükümeti de aynı şeyi söylüyor. Ve bunun üzerinde orada Birleşmiş Milletler'in bir gücü var. Yaklaşık 38 ülkeden gelen insanlar var ve sayılar 10 bini geçiyor. Ve bu insanlar ara bölgede. Fakat bu ara bölge Hizbullah tarafından da bu ara bölge İsrail tarafından da binlerce kez ihlal edildi. Ve Birleşmiş Milletler burada çok fazla bir şey yapamıyor. Şimdi İsrail çok akıllıca bir politika uyguluyor. Akıllıca uyguladığı politika şu. 1953 yılından itibaren ABD'lerle birlikte çalıştıkları bu Litani Nehri meselesi var. Şimdi bu nehir neden önemli ki ben söylüyorum. Nehir orada belli haritada. Belli. Bak ben söylüyorum Lübnan meselesinde en çok konuşacağımız iş bu olacak. Hizbullah falan çok konuşmayacağız. Çünkü neden? İsrail şunu söylüyor. Ben en son gelirken
İsrail Savunma Bakanlığı şey diyor ki kuzey sınırımız olarak Litani bölgesinden uzak duracak diyor Hizbullah. Bak kuzey sınırımız olarak Litani nehrinden uzak duracak. Yani şunu söylemiyor. Ben bu kararları uygulayacağım. Dolayısıyla buraya bir güç gelsin. Ben burayı tampon bölgeyi falan değil. Benim sınırım burası diyor. Bunu yayılmacı politikanın bir unsuru olarak çok ama net ifade ediyor. Ama burada bak çok ilginç bir şey var. Kuzey sınırım bu nehir olacak derken Nevzat bakmak gerekiyor. Şimdi bu neresi? Bak yaşa, hocam, kuzeye çıkış mı yoksa aşağı. Akdeniz'e dökülüş mü? Aşağı hocam aşağı ya. Kısma geliyor ve bunun yan tarafında Golan zaten işgal altında. Evet. Çabak çiftlikleri meselesi var. Ve İsrail çok net bir şey söylüyor. Diyor ki ben bu nehri sizden alacağım diyor. Bu nehri daha önce 53'ten itibaren alamadılar. Yani bu nehir çok önemli bir nehir ve burayı biliyorsun İsrail'in biliyorsun sulama meselesi problemi var. Manavgat suyunu mesela insanlar girip Google bir yapsınlar. Manavgat suyu İsrail'e gitme projesine bir baksınlar. İsrail'in böyle bir sıkıntısı var. Ve doğal olarak da şimdi bu Lübnan'da o vadinin sulandığı nehir burası. Hani biraz kirlendi millendi ama böyle bir sıkıntısı var. Golan Tepelerinde niye çıkmıyor İsrail? 70 yıl, su kaynağı yani, olduğu için. Aynı şekilde çıkmıyor. Ve İsrail Lübnan'daki istikrarsızlığı göre 3 şey oynuyor. Birincisi Lübnan içerisinde Hizbullah'a karşı ciddi anlamda bir öfke var. Şimdi Hizbullah karşısında Lübnan'da en büyük silahlı güç kimde? En büyük silahlı güç Samir Caca liderliğindeki Maruni Hristiyanlarda. Sonra silahlı güç kimde? Fecir gruplarında ve Sünni gruplarda. Peki Lübnan ordusu dediğiniz yapı bu silahlı yapı içerisinde ne yapabilir sorusunun cevabı? Yani yarın oradaki pozisyona bağlı olarak mesela Samir Caca bir pozisyon aldığında Lübnan ordusu içerisindeki mensupları ona uyarlar. Lübnan ordusuna uymazlar. Veli Can Polat'ın oğlu şu an lider. Oradaki Dürziler bir karar aldığında ona uyarlar. Sünniler bir karar aldığında ona uyarlar. Hizbullah bir karar aldığında ona uyarlar. Bunu niye ifade ediyorum? Yakın zamanda gidenler de bilir ki ben gidip geliyorum. Mesela bir bölgeye gidiyorsunuz. Hristiyanların bölgesi. Girişte Hristiyan milislerin kontrol noktaları var. Hizbullah'ın yerine gidiyorsunuz. Hizbullah'ın kontrol noktaları var. İşte Saydar falan Sünni kesime gittiğinizde onların kontrol noktaları var. Ve İsrail şunun farkında. Şimdi ekonomi çökmüş. Liman patlamasından sonra da ciddi bir huzursuzluk var. Suriye işgalinden kaynaklı olarak zaten bir düşmanlık var. Mezhepsel hayatları zaten anasını ağlatmış. Gamil Maluk bunu çok güzel ifade ediyor. Ve dolayısıyla da şimdi Hizbullah üzerinden İsrail diyor ki bir, ben bu bölgeyi işgal edeceğim. Ve zaten işgal gerekçesi olarak şunu söylüyor. Ben Hizbullah meselesinde Hamas'la çatıştığımda Hizbullah buradan atışlar yaptı ve ben 80 bin insanımı sınırdan aldım. Başka yerlere götürmek durumunda kaldım. Dolayısıyla ben bu 80 bin insanı buraya getireceğim. Peki diyorsun getir. Sonra ama yetmez diyor. Niye yetmez? Burada diyor Hizbullah var. Hizbullah burayı terk etmesi lazım. Neye dayanarak bunu söylüyorsun diyorsun. Çünkü Hizbullah sevsek de sevmesek de Lübnan'ın bir siyasal hareketi artık. Yani mecliste kabul görmüş ama İsrail işgali sonrası büyümüş bir hareket. Peki diyorsun bunu yaptığında neye dayandırıyorsun? Diyor ki Birleşmiş Milletler kararı var. 2006'da ben çekildiğinde bunu ifade ettiler. Peki diyorsun sen Golan'ı işgal ediyorsun. Şabat çiftlikleri meselesi var, diğer meseleler var. Orayı karıştırma diyor. Çünkü şunu görüyor. Lübnan'da öyle karmaşık bir yapı var ki şimdi Marunilerin arkasında Fransızlar, İngiltere ve Amerika var. Özellikle Fransa var. Yani şu an Lübnan siyasetinin belirleyici ülkesi Fransa. Şiiler arkasında İran var. Sorun Sünnilerin orada şu an lidersiz olması. Neden lidersiz olması? Suudi Arabistan o liderliği yapıyordu. Suudi Arabistan en son bu Hizbullah'ın devlet gücünün egemen olması ve kaynakları kendi yanına almasından sonra dedik ben paramara yollamıyorum kardeşim. Hariri suikastinden sonra oğlunu biliyorsun istifaya zorladılar ve orada bir sıkıntı var. Yani şimdi siyasal anlamda da bir sıkıntı var. Velev ki Hizbullah'la İsrail çarpıştı. Hizbullah'ın arkası sağlam değil. Yani Hizbullah arkasına dönüp baktığında Hristiyanlardan, oradaki maruni güçlerden ve diğerlerinden herhangi bir şey gelmeyeceğinden emin değil ve bölgesini korumak zorunda. Yani şimdi, oldukça zayıf diyebiliriz öyle değil mi? Hayır, zayıf değil. Hizbullah zayıf değil. Ama, Fakat ama eli kolu bağlı. Şimdi Pezeşkiyan'ın bir açıklaması vardı. Bugün. Takip edebildin mi? Evet. Ne diyor CNN Pezeşkiyan? Diyor ki İsrail'e diyor modern silahlar Avrupa ve ABD veriyor özet olarak. Dolayısıyla diyor Hizbullah'ın bunların karşısında şansı yok.